Mutlu geceler efendim. Kanal Fırat ekranlarında son baskı canlı yayınıyla sizlerle birlikteyiz. Günü birlikte noktalayacağız. Yeni güne birlikte başlayacağız. Günün öne çıkan gelişmelerini gece 23'ten 1'e canlı yayınla ekranlarınıza getireceğiz. Sizler de Kanal Fırat WhatsApp iletişim hattı üzerinden bizlere mesajlarınızı gönderebileceksiniz. Kanal Fırat WhatsApp iletişim hattı 0532 23 402 23 efendim. Haberlerimizle ilgili, programımızla ilgili ve Elazığ'la ilgili mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Gece 1'e kadar mesajlarınızı okumuş olacağız. Yine sosyal medya hesaplarım üzerinden de bizlere ulaşabilirsiniz. Efendim her gece olduğu gibi bu gecede son baskı özetlerimizle başlıyoruz. Efendim 4. OSB tamam, hedef 42 bin ton et üretimi. Efendim Elazığ'ın ekonomisine katkı sağlayacak Elazığ Besi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin kurulacağı müjdesi Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım'dan geldi. Vali Kaldırım, şehrimizin ekonomisine büyük katkı sağlayacak bu proje hayırlı olsun dedi. Efendim gerçekten oldukça önemli bir proje. Elazığ Besi Organize Sanayi Bölgesi'nin onayı alındı bakanlık tarafından. Artık kuruluyor. Elazığ adına oldukça olumlu bir haber. Bu haberin ayrıntılarını birazdan Elazığ Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Ali Dumandağ'dan öğreneceğiz. Canlı yayınımıza katılacak ve Elazığ ekonomisi için önem arz eden bu projenin ayrıntılarını bizlere aktarmış olacak. Bir diğer özetimizle devam ediyoruz efendim. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu geçtiğimiz günlerde duyurmuştu. Devlet eylem yapacak demişti. Devlet eylem yapar mı diye de sormuştu. Evet yapar. Yayalarımız için eylem yapacağız demişti. Bu kapsamda ülke genelinde eş zamanlı olarak öncelik hayatın, öncelik yayanın sloganıyla bir kampanya başlatıldı. Evet yayalar için trafikte bir kampanya başlatıldı. Elazığ'da da kampanya kapsamında Vali Çetin Oktay Kaldırım il protokolü ve öğrencilerle birlikte yaya geçidinden geçti. Yayalara öncelik istedi efendim. Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım öncelik hayatın, öncelik yayanın projesinin ayrıntılarını da birazdan ekranlarınıza getirmiş olacağız efendim. Devam ediyoruz bir diğer özetimizle. Efendim AK Parti Genel Merkezi tarafından yeniden İl Yönetim Kurulu'nun oluşturulması için tam yetkiyle görevlendirilen AK Parti Elazığ Başkanı Ramazan Gürgöz'e yönetimini belirlemişti önceki gün. AK Parti Elazığ Başkanı Ramazan Gürgöz'e yeni yönetimiyle bugün toplantı yaptı. Yeni yönetim kamuoyuna tanıtıldı. Toplantıda konuşan AK Parti Elazığ Başkanı Ramazan Gürgöz'e partimizin başarısı için yapılması gereken her türlü çalışmayı yapacağız dedi efendim. AK Parti Elazığ Başkanı Ramazan Gürgöz'e'nin konuşmasının ayrıntılarını da birazdan ekranlarınıza getirmiş olacağız. Devam ediyoruz Elazığspor'daki son gelişmelerle. Efendim Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası'ndan bir açıklama yapıldı Elazığ Spor'la ilgili. Son günlerde yaşanan süreçle ilgili Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası bir basın açıklaması yaptı. Yapılan basın açıklamasında Elazığ Ticaret ve Sanayisi olarak kayyum başkanlığının güçlendirilerek sezonun tamamlanmasını arzu ediyoruz. Biz bu süreçte kulübümüzün maddi ve manevi destekçisi olmaya devam edeceğiz denildi. Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası tarafından yapılan basın açıklamasının da ayrıntılarını birazdan ekranlarınıza getirmiş olacağız efendim. Evet muhtarlarımıza seslenmiş olalım. Elazığ'da yerel seçimlerde aday olacak mahalle muhtarlarımıza seslenmiş olalım. Seçimlerde muhtar adayı olacak hemşehrilerimiz kamuoyuna seslenmek, seçmenleriyle buluşmak için bizlere ulaşabilirler. Bu kapsamda Kanal Fırat Televizyonu tarafından muhtarlarımıza özel bir tanıtım VTR'si hazırlanıyor ve bu VTR defalarca Kanal Fırat ekranlarında yayınlanıyor ve muhtar adaylarına teslim ediliyor. Özel tanıtım VTR'si. Bu kapsamda bunun için Kanal Fırat Televizyonu'na ulaşabilirsiniz. Kanal Fırat Televizyonu'nun ulaşım numarası 0424-233-0155, 0424-238-8123 efendim. Bizlere ulaşarak mahallelerinize, seçmenlerinize, kendinize anlatabilirsiniz. Efendim tüm bu gelişmeleri daha fazlasını Elazığ'ın haber sitesi elazığsonhaber.com'dan takip edebilirsiniz. elazığsonhaber.com'un sosyal medya hesapları Facebook, Twitter, Instagram ve YouTube adreslerini de takip ederek Elazığ'dan anında haberdar olabilirsiniz. Efendim özetlerimiz böyleydi. Son baskı başlıyor.
Evet efendim, son baskı canlı yayınına başlıyoruz. Günün öne çıkan gelişmelerini aktaracağız. Sizler de WhatsApp iletişim hattımız üzerinden bizlere mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Günün ilerleyen saatlerine kadar mesajlarınızı okumuş olacağız efendim. Bu kapsamda hava durumuyla da ilgili güzel gelişmeler var. Kar yağışı bugün akşam saatlerinde karla karışık yağmur şeklinde kendisini hissettirdi Elazığ'ın bazı bölgelerinde. Özellikle Sivrice ve Paskil ilçelerinde kar yağışının etkili olması bekleniliyor. Hava durumuyla ilgili güzel haberlerimiz var. Onları birazdan aktarmış olacağız efendim. Ama öncesinde günün gelişmelerine hızlıca bir göz atacağız efendim. Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası, Elazığ Spor'la ilgili önemli bir açıklama yaptı. Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası tarafından yapılan açıklamada Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası olarak kayyum başkanlığının güçlendirilerek sezonun tamamlanmasını arzu ediyoruz. Biz bu süreçte kulübümüzün maddi ve manevi destekçisi olmaya devam edeceğiz denildi. Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası tarafından Elazığ Spor'da yaşanan son gelişmelerle ilgili kamuoyu açıklaması yapıldı. Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası olarak kayyum başkanlığının güçlendirilerek sezonun tamamlanmasını arzu ediyoruz denilen açıklamada, hiçbir eski yönetici veya aday adayı ile görüşme yapılıp destek sözü verilmediği vurgulandı. İşte Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı tarafından yapılan açıklama şöyle. Tüm kamuoyu ve Elazığ Spor camiasının yakından takip ettiği gibi Elazığ Spor'umuz yaşamış olduğu çeşitli sorunlar nedeniyle çok zor günler geçirmiş ve bu dönemde kapanmayla karşı karşıya kalan kulübümüz kayyum atamasıyla kongre sürecine götürülmüştür. İki kez yapılan genel kurulda aday çıkmamış ve tahta açılamadığı için transfer yapılamadığı gibi mevcut futbolcularımız ve teknik heyetimizin büyük çoğunluğu kendilerine yeni kulüpler bularak takımdan ayrılmışlardır. 50 yılı aşkın mazisiyle 7'den 70'e bu şehrin ortak sevinci, heyecanı, üzüntüsü, gururu ve moral kaynağı Elazığ Spor'umuzun böylesi bir dönemde kaderine terk edilmesi, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası olarak kabul edebileceğimiz bir durum değildir. İlimizin en değerli markası olan Elazığ Spor'un içine düştüğü durum tüm kenti derin bir üzüntüye sokmuş ve yönetime aday çıkmaması ve kulübün yönetimsiz kalması ilimize yakışmayan gelişmelere sebebiyet vermiştir. Her koşulda ve ortamda takımını yalnız bırakmayan büyük Elazığ Spor taraftarları ve tüm kamuoyunun Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası'ndan beklentileri doğrultusunda Sayın Valimizle müşterek hareket edilerek şehrin dinamikleri harekete geçirilmiş, STK'larımızın ve iş dünyamızın sürece dahil edilerek şehirde sağlanan birlik ve beraberlik sayesinde oluşturulan kaynakla transfer tahtasının açılması sağlanmıştır. Transfer tahtasının açılması ile futbolcu transferlerinin ardından sosyal medya üzerinden kulüp başkanlığına adaylık için çeşitli paylaşımlar yapılmaya başlanmıştır. Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası tarafından bu süreçte hiçbir eski yönetici veya aday adayı ile görüşme yapılıp destek sözü verilmemiştir. Ancak bu kulübe yüreğiyle destek olmuş tüm başkan ve yöneticilerimizin de bilgilerini ve deneyimlerini almaktan geri durmayız. Şu durum çok iyi bilinmelidir ki kulübümüzün bugün en az sportif başarı kadar içinde bulunduğu yönetsel, denetimsel, mali, idari ve personel sorunlarının çözülüp şeffaf ve tüm yönleriyle açık bir şekilde güven verici bir yönetim modeline kavuşması daha önemli bir husustur. Şehrimizin bir spor kenti olması, futbolda marka değerinin artırılması, sadece ilimizde değil, bölgede de önemli bir futbol okulu ve sporcu yetiştiren altyapı merkezi olması, vizyonuyla gerekli çalışmaların yapılması gerekmektedir. Bu gerekçelerle Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası olarak, kayyum başkanlığının güçlendirilerek sezonun tamamlanmasını arzu ediyoruz. Biz bu süreçte kulübümüzün maddi ve manevi destekçisi olmaya devam edeceğiz. Sezonun tamamlanması ile birlikte kulübün açık olan yasalar gereğince seçime giderek yeni yönetimini oluşturması sağlıklı bir süreç olacak olup bu süreçten sonra da Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası olarak kulübümüzün aynı maceralara bir kez daha sürüklenmemesi için ilgimizi kesmeyecek ve sistemin içinde bulunmaya devam edeceğiz. Tüm kamuoyuna saygı ile duyururuz.
Evet efendim, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası tarafından yapılan açıklama böyleydi. Bu kapsamda Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası olarak kayyum başkanlığının güçlendirilerek sezonun tamamlanmasını arzu ediyoruz. Biz bu süreçte kulübümüzün maddi ve manevi destekçisi olmaya devam edeceğiz denildi Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası tarafından yapılan açıklamada. Evet, ekranınıza getirmiş olduk. Şimdi diğer gelişmelerimizle devam ediyoruz efendim. Güzel bir haber var. Elazığ'ın ekonomisine katkı sağlayacak Elazığ Besli İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin kurulacağı müjdesi Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım'dan geldi. Vali Kaldırım, şehrimiz ekonomisine büyük katkı sağlayacak bu proje hayırlı olsun dedi. Önce bu haberimizi izleyeceğiz. Ardından da Elazığ Ticaret ve Sanayi Elazığ Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Ali Duman da bizlerle birlikte olacak. Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Elazığ'a 4. Organize Sanayi Bölgesi'nin kazandırıldığını duyurdu. Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Elazığ'ın ekonomisine büyük katkı sağlayacak olan 4. Organize Sanayi Bölgesi'nin bakanlık onayıyla kurulduğunu açıkladı. Vali Kaldırım yaptığı açıklamada, "İlimiz 4. Organize Sanayi Bölgesi'ne kavuştu. Milletvekillerimiz, ticaret odamız, ticaret borsamız ve belediyemiz ile birlikte yoğun gayretlerimiz sonucu Elazığ Besli İhtisas OSB bakanlık onayıyla kurulmuştur. Şehrimiz ekonomisine büyük katkı sağlayacak bu projeye hayırlı olsun," dedi. Vali Kaldırım, kurulacak besi OSB'de 60 bin hayvan varlığı kapasiteliyle yılda 2 besi dönemiyle birlikte toplam 42 bin ton et üretimi gerçekleştirilmesinin hedeflendiğini söyledi. Evet efendim, Elazığ'da son günlerde birbirinden güzel müjdeli haberler ekranlarınıza geliyor. Özellikle son 10-15 gündür. Onlardan birisi Elazığ-Malatya arasında yapılacak olan yüksek hızlı trenin ÇED rapor sürecine geçiyor olması. Ardından Elazığ Valisi Sayın Çetin Oktay Kaldırım'ın da Organize Sanayi Bölgesi'nde yerini ziyaret ettiği Elsi Vakiki markasının Elazığ'da 500 kişinin istihdam edeceği fabrikanın kurulacağı haberi. Ardından Elazığlı hemşehrimiz Ramazan Saka tarafından, Saka Holding tarafından Elazığ'da 3500 kişinin istihdam edileceği yine tekstil fabrikasının yapılacağının haberi. Ardından Elazığ Spor'da transfer yasağının kaldırılması haberi. Ardından Elazığ'da 4. OSB'nin Organize Sanayi Bölgesi'nin bakanlık tarafından onaylanması ve kurulacak olması. Bu haberler, güzel haberler son 10 günde peşi sıra geldi. İşte şimdi de ekranlarınıza getirmiş olduğumuz Elazığ Besi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin ayrıntılarını öğreneceğiz efendim. Bu OSB'nin Elazığ'da kurulması noktasında Elazığ Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Ali Duman'dan çok büyük katkı ve destekleri oldu. Gerçekten görev yaptığı süreç içerisinde Elazığ'da ciddi çalışmaları olan bir isim ve bu kapsamda bu son projede Elazığ'ın ekonomisini çok büyük bir oranda etkileyecek ve şehri daha ileri düzeylere getirecek bir proje ve bu projenin ayrıntılarını emeği geçen isimden Elazığ Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Ali Duman Dağ'dan öğreneceğiz. Başkanım, hayırlı geceler diliyorum. Hayırlı geceler Mustafa Bey, iyi yayınlar dilerim. Çok teşekkür ederiz. Başkanım, bugün Elazığ Valisi Sayın Çetin Oktay Kaldırım duyurdu. Elazığ Besi Organize Sanayi Bölgesi şehrimize kurulacak. Nedir bu Besi Organize Sanayi Bölgesi? Öncesinde bakanlığın vermiş olduğu onayla başlayalım isterseniz. Utkan Bey, iyi akşamlar dilerim. Sizin de vurduğunuz gibi tabii 2017'den beri bu projenin arazi temini, arazi tespiti Sayın Valimizden, Sayın Belediye Başkanımızdan, diğer yetkililerden zaman zaman bir araya geldik. Ne yapabiliriz? Elazığ'da bir besi organize sanayi, civar illerden de bayan müracaatlar var. Biz de müracaatımızı yaptık. Önce yer tespiti yaptık. Sağ olsun Sayın Valimiz hiçbir zaman desteklerini bizden esirgemediler. Belediye Başkanı'na hakeza, oda başkanımız asılma ve hakeza. Ankara'da sayın vekillerimizle, valimizle, il başkanımızla hep bir araya geldi. Bakanın temsilcileriyle birlikte orada bir toplantı düzenledi. O toplantıdan sonra da bakanın yetkilileri geldi. Bizi bulduğumuz işte Cevizdere tarafından bin dönme yakın arazi üzerinde bir inceleme yaptı. Uygun gördüler. Tabii ki bu süreç devam ediyor.
Bu sürecin sonucunda Bakan Bey'in Elazığ ziyaretinde bizim ticaret bursasında ziyaret ettiler. Orada sağ olsun Bakan Bey, Bakan Yardımcısı Hadi Bey'le birlikte organizasyonları Sayın Valim izah etti, bizler izah ettik. Dedi hayırlı olsun. Tabii o günden bugüne kadar ticaret bursası olarak projenin takibisi, müracaatların birebir alınması, evrakların birebir takip edilmesi, ticaret bursası o günden bugüne kadar bu işin içerisindedir. Tabii diğer kuruluşlarımızdan da destek alarak, ama biz hiç bu işte kendimizi geri bırakmadık. Elazığ'a bir yatırım gelirse mutlaka ticaret bursası bilgisinin dahilinde ve kuvvetin dahilinde her zaman elimizi taşın dine koymaya hazırız. Tabii bu vesile organize sanayi gerçekten Elazığ'a çok şey kazandırır, Türkiye'ye çok şey kazandıracak. Demin Sayın Valimiz açıklamasında 40-42 bin ton etin nerede baksa her sezon burada binler sene adam çalışacak. Bu çalışanlardan beraber işte bunun yemcisi, samancısı, kepekcisi, işte ne bir yan sanayisi ile bağladığınız zaman en az 2-3 bin tane adam burada iş imkanı bulmaya sahip olur. Bezi hayvancılığında da çok büyük katkıları olacak. İnşallah ithalattan ithal hayvanlarda da yani buradan çok büyük katkı olacak. Cari açıdan çok büyük katkılar olacak. Yani bunun buradaki katma değeri tüm Türkiye'ye yayınlanacak. İnşallah ilimiz için, hemşehrilerimiz için, memleketimiz hayırlara vesile olacak. Biz tabii ki burada bundan sonra işte önümüzdeki haftada Sayın Valimizle, Ticaret Odası'yla, belediyemizle bir araya geleceğiz. İnşallah bundan sonra işte proje çalışmaları, işte arazinin işte düzenlemesi, bu süreç başladı. İnşallah kısa zamanda zaten isteyen dünden beri Sayın Valimizin bizim açıklamaları dinleyen besicilerimiz birebir bizi arıyorlar. Ya ben de müracaat edeyim. Tabii bayağı bir müracaatlar var. Bu müracaatlardan beraber 60'ın üzerine taahhütname imzalayan besicilerimiz var. Biz burada yatırımı gerçekleştireceğiz diye. İnşallah kısa zamanda bunu dört dörtlük Elazığ'a kazandıracağız. Emeği geçen başta Sayın Valim olmak üzere oda başkanı, belediye başkanı, il başkanı, sayın vekillerimiz herkese teşekkür ederim. Tabii ki bununla beraber gene de sayın vekillerimizle, belediye başkanımızla, valimizle inşallah vesicilerimizle de kenar köşede kalan arazilerin artık vaziyette olanların inşallah vesicilerimizle de burada ekip biçip bir kira bedeli bazında sayın bakanımızla biz Şehir ve Çevre Şehircilik Bakanlığı Sayın Vekilimiz Metin Bey ile biz ziyaret etmiştik. O zaman da dile getirdik. Ya kenar köşede kalan, boşta kalan arazi nasıl çiftçilere böyle kira bedeline verirse besicilerimize de bu şekil verilsin. Hiç olmasın. Girdiler düşerse maliyetler düşer. Girdiler düşerse et fiyatları düşer. İnşallah önümüzdeki günlerde yine bu birlik beraber içerisinde bu kenar köşede kalan arazileri de inşallah besicilerimize kazandırıp İnşallah tüm yetkin Elazığ'da bir kalkınma planı helakete geçireceğiz inşallah. Şimdi başkanım bu Beşli Organize Sanayi Bölgesi denilince akıllara ne gelecek? Yani şimdi vatandaşın da belki biraz daha anlayabilmesi için burada hayvan mı yetiştirilecek yoksa hayvanların barınabileceği bir yer mi olacak yoksa sadece et kesimi mi yapılacak? Ne olacak içerisinde başkanım? Burada tabii besli çiftlikleri kurulacak. Burayı güzel bir şekilde planlayacak. Mesela diyelim ki 100'er başlık, 50'şer başlık daha fazla olanı böyle düzenli bir şekilde altyapıyı organizasyon tarafından yapıp hazırlanacak. Biyogaz tesisleri kurulacak. Yani orada baya böyle bir esergi haline gelecek inşallah. Orada tabii ki dışarıda gelen hayvanlar şehre girmeden direkt o besli çiftliklere inecek. Kesime gittiği zaman gene de her şehre girmeden direkt çevre yolunda kesimhanelerimize gelip orada satacak. İl dışına gidenler de yine çevre yolundan çıkıp gidecek. Yani yer olarak da çok mükemmel, coğrafya olarak da çok mükemmel. Çünkü hayvanın gidiş gelişi, araba görüntüsü, trafik sıkıntısına hiç karşılanmadan bu iş hal olacak inşallah. Başkanım yerden bahsettiniz. Tam olarak nerede kurulacak Besli Organize Sanayi Bölgesi? Bu Cevizdere dediğimiz Kürdemik Eski isimle Cevizdere Malaken'in arka tarafında 1000 dönüme yakın olan bir arazi üzerinde inşallah bu
ihtiyacımızı karşılamasa ve bunu genişleme imkanımız olabilir inşallah. Bunu zaman zaman Sayın Valimizden, Sayın diğer ortaklarla da bunu toplantılarda dile getirdik. Ama bu inşallah daha da geniş bir şekilde yani arazi metrekaresi de artarak hemşehrilerimiz hizmetine sunacağız. Yani Bingöl yolunda kurulacak öyle Tabii değil mi? Bingöl yolunda 3 kilometre böyle sağa dönüp Mala kentinin arka tarafında Cevizdere mevkisinde yer olarak oradaki toprak da yani araziye tarıma çok elverişli bir toprak olmadığı için yani yapacağımız yatırım inanç hesabetli bir yer. Kimseye böyle zararı olmadan herkese faydası olacak olan bir yatırım olacak diye inanıyorum. Şimdi başkanım buraya peki biz bu büyük bir tesisi kurduk. Tesisi buraya kurduk çok güzel bir şekilde. İçerisinin boş kalma ihtimali olabilir mi? Yani Elazığ'daki vatandaşlar mı, besicilikle uğraşan vatandaşlar mı oraya başvuru yapacak? Yoksa il dışından da mı gelecekler? Siz nasıl ulaşacaksınız? Ya şimdi onda? Tabii birinci tercihimiz önceki Elazığ'daki hemşerilerimize. Şu an yerleşim alanında içerisinde kalan çok sayıda besic çiftliklerimiz var. Zaman zaman belediyeler bunlara işte tabii ki buradan çıkması gerekiyor. Vatandaş da besicimiz de haklı olarak bize bir yer gösterin biz buradan çıkalım. Şimdi yer hazır. Bu yerde öncelik bizim besicilerimize yerleşim alanına kalan çiftlik sahiplerine boş kalırsa tabii dışarıda da yatırımcı gelirse tahsis edilecek. Niye edilmesin? Tabii. Evet. Ama boşta kalmaz. Çünkü şu an bayağı bir çok sayıda müracaatlar var. Bu müracaatların belki herkese de bu arazi yeterli gelmez. Ama bunun inan ki daha da genişletilme gerektiriyor. İnşallah bununla beraber demin bahsettiğimiz milli emlak ait olan araziler, boşta kalan araziler de eğer bu besic çiftliklerine tahsis edilirse girdiler düşerse herkes burada inan ki besicilik yapacak. O zaman da Elazığ'daki katma değer bayağı böyle artar. Çalışanın sayısı binleri açar orada. Yani çok güzel bir organizasyon olacak. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. İnşallah hayırlara vesile olacak diye inanıyorum. İnşallah. Başkanım peki bu OSB'nin içerisinde hangi tesisler olacak? Yani kesimhane var mı? Biz hayvan etinden, sütünden orada faydalanabilecek miyiz? Yok kesimhane yok. Kesimhanelerde de yeteri kadar kesimhanelerimiz var aradığında. Bunlar bile tam kapasiteyle çalışmayan kesimhanelerimizdir. Orada sadece hayvan yetiştirilecek. İl dışına gidecek. İl içinde kesim yapıldığı anda burada kesimhanelerde kesilecek kasaplar, marketler orada hepsini temin edecekler. Şimdi bir izleyicimiz mesaj atmış. Diyor ki başkana sorabilir misiniz? Kapalı besicilik mi olacak yoksa meralı otlak mı olacak diyor. Kapalı yer birçok meral besicilik orada kapalı olacak. Tabii yarı kapalı, yarı açık böyle tam eski tip böyle her tarafı kapalı değil de yarı birçok açık olacak ama orada otlama imkanı yok. Orada sadece besleme var. Yani öyle mera hayvan, zaten besi hayvanı içeri aldıktan sonra dışarı bırakması mümkün değildir büyükbaşlarda. Evet. Gerçekten bu şehrimizin ekonomisine çok büyük bir katkı sağlayacaktır. Başkanım hani hep biz diyoruz ya Elazığ hayvancılık şehri olabilir. Bu noktada geçmişten günümüze kadar birçok yatırım yapılmış ama işte bu Elazığ'ın hayvancılık alanında bir adım daha öne çıkartacak bir yatırım, proje. Öyle değil mi başkanım? Tabii çok önemli bir proje. Bu projede biz tabii ki her zaman söylediğimiz gibi devletimizde de vatandaşın yetiştirdiği besli hayvanı vatandaş et balık kanalıyla satın alıp piyasaya dağıtırsa daha da artar. Çünkü siz de takip ediyorsun her gün milyonlarca besicinin köylünün parası aracındaki firmalar kanalıyla batıp gidiyor. Yani 2-3 gündür gene basında belki siz de takip ediyorsun Kasap Amca diye bir firma 50 trilyonun üzerinde milleti dolandırmış ortadan kaybolmuş. Yani et balık kurumu sigorta görevini yaparsa, bu vatandaşın beslediği hayvanlarını alıp paraya çevirirse, besleyen de çok olur, hayvan sayısı da çok olur. İnan ki ithalını da yani sıfıra kadar indirebiliriz. Çünkü biz eskiden hep ihracat yapmış. Yani şimdi niye ithalat yapalım? Eğer bu birlik beraberliğimiz devam ederse inşallah Elazığ'a da Türkiye'de
çok faydalarımız olacak diye inanıyorum. Evet, kesinlikle, kesinlikle öyle başkanım. Şehrimize çok büyük bir katkısı olacak. Peki ilk kazma ne zaman vurulacak başkanım? Tarih belli mi? Önümüzdeki hafta sayın valimizle, diğer belediye başkanla, oda başkanımızla bir araya geliyoruz. O zaman bir yol haritası çizeceğiz. Tabii ki önce bir o toplantıdan sonra ne zaman kazma vurulacak diye sayın valim bir açıklama yapacak o zaman. Peki başkanım, bulunan arsa, yani yapılacak olan arsa ne arsası? Özel bir şahsa ait falan bir durum var mı orada? Yok, orası Hazlan'ın, Milli Emlak'ın yeridir. Tek kelimeyle yatırım yapmak için hiçbir sorun yoktur. Zaten bunlarda da sorun olsa bakanlık ruhsat vermezdi. Yani bizden beraber civar illerden bayağı müracaat eden, bizim Ankara'da zaman zaman konsey toplantısı Tarım Bakanlığı'na bir araya geldiğimiz zaman, yani bayağı böyle besli organizasyonu isteyen iller var. Bunun içinde Erzurum var, diğer iller var. Ama bizim birlik beraberliğimizle için en önceki, tabii oradaki hemşehrimizin de Hadi Bey'in de bakan yardımcısı olmasının işimiz daha seri bir şekilde bitti. İnşallah en seri bir şekilde de iş hattına başlanacak. İnşallah. Başkanım, son olarak neler söyleyeceksiniz? Hem bu organize, besi organize sanayi bölgesiyle ilgili hem de ticaret borsasının çalışmalarıyla ilgili. Valla biz bu ticaret borsası hayvancılığıyla ilgili, yatırımla ilgili bilgimizin dahilinde, eğer bizim bir faydamız olduğu zaman hiçbir zaman işten kaçmamışız. Bundan sonra da kaçmayacağız biz. Bu mesela bu besi organize sanayinin sayın valimizin talimatıyla biz buranın sekreterini de biz yaptık. Müracaatları hepsi biz aldı. Evrakları bakanlığa kadar göndermeyi biz hazırlı bir gönderdik. Allah çok şükür belediye başkanımız, valimiz, vekillerimiz, herkes buna destek oldular. Bu destek neticesinde inşallah bak kısa zamanda biz bunun sonucunu aldık. Bunun yatırımı da bu şekilde inşallah hızlandırılacak. Kısa zamanda hemşehrilerimiz daha bizi her gün kaç kişi arıyor ya, ne zaman başlanabilir? İnşallah kısa zamanda başlanır. Evet, inşallah. Son olarak izleyeceğimize neler söyleyeceksiniz başkanım? Ben sizin aracıyla tüm hemşehrilerimize hayırlı akşamlar dilerim. Bu yatırım ilimize, ülkemize, hayırlara vesile olsun. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Allah utandırmasın. Çok teşekkür ederiz başkanım. Bizler de sizlere emeklerinizden dolayı çok sağ olun. Sağ olun, teşekkür ederim. Evet efendim, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası, Elazığ Ticaret Borsası, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası'nın az önce haberini sununca ağzımıza yapıştı Edso. Elazığ Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Ali Duman da Elazığ'da kurulacak olan besi organize sanayi ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Gerçekten oldukça önemli. Elazığ'da besi ihtisas organize sanayi bölgesinin kurulması için çalışmalar tamamlandı. Bakanlık onayını verdi. Artık önümüzdeki günlerde temel kazılmış olunacak. Efendim ilk kazma vurulmuş olacak. Şehrimize hayırlı ve uğurlu olması temennisinde bulunuyoruz. Evet, gelen mesajlarımızla devam edelim. Neler varmış şöyle hızlıca bir bakalım. Ali Gecer Furkan Bey, İstanbul'dan takip ediyoruz. Elazığ'daki Gakkoşlara selamlarımızı gönderiyoruz. Demirci ailesi demiş. Çok teşekkür ederiz. İstanbul'a kucak dolusu selamlarımızı göndermiş olalım. Furkan, sen AKP fazlasıyla destek veriyorsun demiş bir izleyicimiz. Gariptir efendim. Nasıl varmış bu kanıya bilmiyorum ama tabii gülüyoruz sadece bu tür mesaja. Furkan Bey, Elazığ'da Kızılay eski adıyla Kesik Mahallesi diye bir yer olduğunu sayın yetkililere hatırlatabilir misiniz? Hep hatırlattık efendim. Yine hatırlatalım. Efendim, Elazığ'da Kızılay Kesik Mahallesi diye bir mahalle var. O mahallenin şimdi biz Elazığ'da doğup büyümüş, yetişmiş biri olarak Elazığ'ın her karış mahallesini, sokağını neredeyse adımız gibi biliyoruz. İzleyicimiz yazmamış ama ben Kesik Mahallesi'ni hatırlatın demiş. Kesik Mahallesi'nin hemen sorunlarını sayalım. Kesik Mahallesi yığma binalardan oluşmuş ve o binalar her geçen gün çökme tehlikesiyle karşı karşıya gelen, olası bir küçük bir depremde dahi çok büyük sarsıntılar hissedilen, hatta insanlar evlerin içerisindeyken o evlerin çöktüğü, doğalgaz mahallenin tam ortasından geçerken ana boru mahallede birçok noktaya ulaştırılamaması, elektrik hatlarının yer altına geçirilememesi, kentsel dönüşümün içerisine alınması ve resmi gazetede yayınlanmasına rağmen kentsel dönüşüm çalışmalarının başlatılamadığı, çocuk oyun alanlarının yeterince olmadığı, yeşil alanların yeterince olmadığı bir mahalle.
Kızılay ve Kestik Mahallesi. Bu benim kendi bilgilerim efendim. Kızılay ve Kestik Mahallesi ile ilgili kendi bildiklerim. Hatırlatmış olalım. Evet, devam edelim diğer mesajlarımızda. Evet, bunu sormuştuk, organize sanayi bölgesi nerede kurulacak diye. Hayırlı geceler diliyoruz Furkan Bey. Ankara'dan keyifle yine sizleri seyrediyoruz. Organize sanayi bölgemizin şehrimize ve Türkiye'ye hayırlı olması temennisinde bulunuyoruz. Emeği geçenlere de ayrıca teşekkür ederiz demiş İhsan Tarak. Evet, İhsan Tarak. Çok teşekkür ederiz Ankara'ya kucak dolusu selamlarımızı göndermiş olalım. Ve günün diğer gelişmeleriyle devam ediyoruz efendim. Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, EBEGEM bünyesinde verilen eğitimleri tamamlayan kursiyerlere sertifikalarını verdi. Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, Elazığ Belediyesi Ekonomi Geliştirme Merkezi bünyesinde iş arama becerileri eğitimi, bilgisayarlı muhasebe ve diksiyon kurslarına katılarak eğitimlerini tamamlayan kursiyerlere sertifikalarını verdi. Sizleri tebrik ediyorum böyle bir seminere ilgi gösterdiğinizden dolayı. Hocalarımızı tebrik ediyorum ve böyle bir seminerde sizlere gereken bilgi ve görgü verdiklerinden dolayı. Göreve geldikleri günden itibaren Elazığ, gençlerin iş aradığı bir şehir durumundan iş beğenilen bir şehir haline getirmek için çabaladıklarını kaydeden Başkan Yanılmaz, bu doğrultuda yeni neslin bilgi, beceri ve ilgi alanlarının hangi meslek dalına daha yatkın olduğunu saptamaya yönelik çalıştıklarını belirtti. Türkiye'de ve dünyada artık nüfusa göre maalesef işsizlik oranı artıyor. Dolayısıyla işe girerken bir mülakatta insan kaynakları sorumlularına girdiğiniz andan itibaren kendinizi ifade edebilmeniz, becerinizi anlatabilmeniz, hangi konularda kabiliyetli olduğunuzu anlatabilmeniz de önemli. Çalışan olmaktan ziyade çalıştıran olun. Birinin yanında çalışacağınıza başkası sizin yanınızda çalışsın. Girişimci olun, kendi işinizi kurun, kendi işinizin patronu olun. Yanılmaz, Elazığ'ın yaşam kalitesini yükseltmek için eğitimden ulaşıma, altyapıdan kültür sanata her alanda aşama kaydettiklerini söyledi. Hedefimiz Elazığ, sizlerin İş aradığı bir şehir olmaktan çıkarıp teklif edilen işler arasında iş beğenilen bir şehir haline getirmektir. Gelecek Elazığ için parlak bir gelecektir. Bu 5 yıllık süre içinde Elazığ'da yaptığımız çalışmalarla Elazığ yaşanabilir şehirler arasında 49. sıradan 19. sıraya yükselttik. Evet efendim, devam ediyoruz. Elazığ Belediyesi tarafından kurulan Elazığ Belediyesi Ekonomi Geliştirme Merkezi'nde çok güzel kurslar var. Biz de Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı Halk Eğitim Merkezi tarafından EBEGEM'de ücretsiz diksiyon, etkili konuşma ve diksiyon dersleri veriyoruz. Yarın yine 3. etap kursumuz başlayacak. Etkili konuşma ve diksiyon kursuna katılmak isteyen Elazığlı hemşehrilerimiz Halk Eğitim Merkezi'ne ya da EBEGEM'e başvuruda bulunabilirler. Evet, devam ediyoruz efendim günün diğer gelişmeleriyle. Dolar 5.20'nin altına geriledi. Güne yükselişle başladı. Piyasayı değerlendiren Elazığ Döviz Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Biçer, 31 Mart seçimlerine kadar dolarda aşırı bir yükseliş olmayacağını ifade etti. Dolar kurunda sakin seyir sürerken kur yeni güne 5.23 TL seviyesinden başladı. Dolar gün içerisinde en düşük 5.18 TL'yi, en yüksek 5.23 TL'yi gördü. Piyasayı değerlendiren Elazığ Döviz Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Biçer, 31 Mart seçimlerine kadar dolarda aşırı bir yükseliş olmayacağını söyledi. Tabii önümüzde 31 Mart'ta seçimler var. Bu seçime kadar doların yatay seviyede devam etmesini bekliyoruz. Aşırı yükselişler olacağını tahmin etmiyoruz. Tabii seçimden sonra nasıl bir sonuç çıkar onu da bilemiyoruz.
Onun için seçim sonrası görünmüyor ama seçimden önce tahminlerimiz dolarda 5.40 en yüksek seviyelere çıkabilir. Ama düşüşlerde 4.80'ler veya 4.90'lar, bunun yanında 5 olabilir. Buralardan da alım yapılabilir. Çünkü en dip seviyelere hemen hemen gelmiş olduk. Burada tabii en büyük faktör Amerika'daki faizlerin artmaması. Bu da gelişmekte olan ülkelere büyük katkısı oldu. Ve para girişleri var şu anda. Büyük miktarlarda para giriyor. Bu da ister istemez dövizi baskı altında tutuyor. Tahminlerimize göre işte 4.95, 5.10 bu civarlarda stabilize olacak gibi gözüküyor. Pek de aşırı yükselişte olacağını zannetmiyoruz. Çünkü bizde enflasyonlar da düşmeye başladı. Tabii ileride belki bir faiz indirimi Merkez Bankası'na gelirse belki o zaman bir 20 kuruş 30 kuruşluk bir yükselişler olabilir. O da çok da aşırı yükseleceğini zannetmiyoruz. Bunun yanında Euro'da da yaklaşık olarak şu anda 5.95'lerdeyiz. Bunu işte 5.85 en dip olarak görüyoruz. Ve 6.30'da en yüksek. Bu band aralığında devam edeceğini tahmin ediyoruz. Her şeyi seçime bağlı diyen Biçer, dolar düştü düşmeye ama vatandaş ne almak istiyor ne de satmak ifadelerini kullandı. Düştü ama tamam, piyasa tam olarak açılmadı. Bu da neyi şey yapıyor? Piyasada önümüzde bir seçim var. Seçimi görmeden yatırımcı ne almak istiyor ne de satmak istiyor. Şu anda parası olanlar, işte telesi olanlar belki biraz daha düşer, bekleyelim iyi sonuçlar çıkar daha da düşer gibisine. Ama işte yok, işte seçimi kötü bekleyenler, işte alalım bu seviyeler, güzel fiyatlar seçimden sonra daha da yükselir diyenler de var. Onun için ne alıcı var ne satıcı var. Yani ikisi de beklemede şu anda. Bunun için piyasa biraz durgun. En büyük etken seçim. Seçim geçtikten sonra inşallah piyasalarda bir canlanma bekliyoruz. Ya yani bu da tabii Merkez Bankası söylediğim, Merkez Bankası'nda faiz düşüşü olduğu zaman hem emlak sektöründe hem canlılık olacak, piyasaya da biraz para girecek, sanayiciye de katkısı olacak. O zaman bir canlanma bekliyoruz ama faizlerin kesinlikle düşmesi lazım. Evet efendim, dolarda ciddi bir yükseliş olmayacak diyor, ekranlarınıza getirmiş olduk. Efendim devam ediyoruz mesajlarımızla. Merhaba Furkan Bey, yemeğinize, yüreğinize sağlık. Beğenerek izliyoruz. Selçuk Başkanları sporu özledik, kongreyi sabırsızlıkla bekliyoruz. Yılmaz Vuralı teknik direktör olarak istiyoruz demiş izleyicimiz. Saygılar Furkan Bey, Kocaeli'den saygılar. Elazığspor'la ilgili yeni yönetim çalışması var mı? Demiş izleyicimiz, Selçuk isimli bir izleyicimiz. Çok teşekkür ederiz. Öncelikle Kocaeli'ye kucak dolusu selamlarımızı gönderelim. Kocaeli'de Elazığlı çok hemşerimiz var. Hepsine kucak dolusu selam olsun. Efendim henüz daha bir gelişme yok olduğu takdirde, zaten böyle resmi bir açıklama yapıldığı zaman aday olacak, olmayı düşünen kişiler tarafından onları zaten ekranlarınıza getirmiş olacağız. İyi akşamlar Furkan Bey. Orta Evi Kavşağı'ndaki ucube üst geçit sizce olmuş mu? Çok mantıksız bir yapı orada ki halka hiç sordunuz mu, memnunlar mı diye. Köprü oradaki binaların ikinci kat hizasında. Böyle bir şey olabilir mi demiş izleyicimiz. Evet, ben defalarca dile getirdim. Orta Evi Kavşağı bu şehre yakışmadı diye ama... dinleyen oldu mu? Olmadı. Birçok kişi de açıklama yaptı. Bu kavşak böyle olmaz diye. Dinleyen oldu mu? Olmadı. Bu haliyle güzel oldu mu? Olmadı. Ama yapılan bu olumsuz durumu iyi yönde değerlendirmek lazım. Artık orayı yıkmak mümkün değil. Yani o kadar masraf yapıldı. Orayı yıkılmaz. Onu daha iyi bir şekilde değerlendirmek lazım. O mevcut proje üzerine çalışma üzerinden çalışmaların yürütülmesi lazım. Evet, zamanında bölge halkıyla, esnaflarla röportaj yapmak istedik. Bazı esnaflarımız konuştular da, onları yayınladık da o zaman. Ama bazı esnaflarımız da benim oğlum belediyede çalışıyor, benim kızım şurada görev alıyor deyip konuşmadılar efendim. Takdir oradaki kamuoyunun ama
dile getirmiştik oradaki problemi. İyi geceler Elazığ AK Parti yönetim listesini söyler misiniz? Selamlar demiş izleyicimiz. Dün ekranlarınıza getirmiştik yeni yönetimi. İsimleri elazığsonhaber.com'dan internet sitesinden de öğrenebilirsiniz. İlerleyen dakikalarda da yeni yönetimle yapılan ilk toplantıyı ekranlarınıza getirmiş olacağız. Efendim Elazığ'da faaliyet gösteren özel bir hastane. PTT çalışanlarına dünyada en çok rastlanan kanser türleri ve tedavi yöntemleriyle obezite konulu seminer verdi. Elazığ'da faaliyet gösteren Özel Hayat Hastanesi 4 Şubat Kanser Günü münasebetiyle PTT çalışanlarına seminer verdi. Seminerde kanser türleri ve tedavi yöntemleriyle çağımızın hastalığı olan obezite hakkında bilgiler verildi. Seminer öncesi değerlendirmelerde bulunan Genel Cerrahi Uzmanı Serdar Gürsul, 4 Şubat Kanser Günü dolayısıyla PTT çalışanlarıyla bir araya geldiklerini ifade etti. Dünyada erkeklerde ve kadınlarda en sık görülen kanser türleri, bu kanserlerde erken tanının önemi, erken tanının tedavide ve sonuçlarında ne kadar önemli olduğunu ve çağımızın en büyük hastalığı olan obezite ile ilgili bilgilendirme yapacağız. Bu bilgilendirme sonrası çalışanların hem bilinçlenmesini kanser konusunda, hem yakın çevrelerini bilinçlendirmesini, hem de kendilerinde belki fark etmedikleri kanserle ilgili belirtileri anlayarak bir an önce bir sağlık kuruluşuna başvurup erken tanıyla bu hastalıklarından kurtulabileceğini anlatacağız. Evet efendim, spor haberleriyle devam edeceğiz ama bir izleyicimiz Karakoçan'dayım, deprem oldu galiba, bir bakabilir misiniz diye mesaj attı şimdi. Şu anda arkadaşlarımız kontrol ediyorlar. Karakoçan'da deprem oldu galiba, bir bakabilir misiniz diye bir mesaj var. Ben şu an arkadaşlarımdan cevap bekliyorum. Son değerlendirmeler yapılıyor. Son depremler noktasında Karakoçan'da deprem olduğu yönünde bir izleyicimiz mesaj atmış. Birazdan arkadaşlarımız şu anda araştırıyorlar. Birazdan bilgi düşecek. Bu noktada herhangi bir bölgede deprem var mı yok mu onu ekranlarınıza getirmiş olacağız. Evet efendim, Karakoçan ilçesinde hissedilen deprem Bingöl kaynaklı, Bingöl merkezli, Adaklı. Bingöl'ün Adaklı bölgesinde 4.1 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Ekranda da verebiliriz bandımızı. 5 kilometre yerin altında Bingöl'de meydana gelen deprem Elazığ'da da hissedildi. Arkadaşlarım şu anda net bilgileri bana da gönderiyorlar. Dakikalar önce deprem meydana geldi. 23.35'te. Merkez üstü Bingöl'ün Adaklı ilçesinde meydana geldi. Bingöl Adaklı'daki deprem Elazığ'da da hissedildi. 4.1 şiddetinde Kandilli Rasathanesi'nden alınan verilere göre dakikalar önce canlı yayınımız esnasında Bingöl'ün Adaklı ilçesinde 4.1 şiddetinde yerin 5 kilometre altında bir deprem meydana geldi. Depremin saati 23.35 olarak tespit edildi. Bu kapsamda Kandilli Rasathanesi'nden yapılan değerlendirmeye göre Bingöl'ün Adaklı ilçesinde saat 23.35 sıralarında 4.1 şiddetinde deprem meydana gelmiştir denildi efendim. Başlığımızda da son dakika olarak da onu aktarmış olalım. Bu kapsamda yine çok sayıda mesajımız var depremle ilgili. Kovancılar ve Karakoçan bölgelerinden gelen mesajlarımız var. Kovancılar'da deprem oldu, Karakoçan'da deprem hissettik, Sarıcan bölgesi sallandı diye gelen mesajlarımız var peşi sıra. Ama depremin merkez üssü Kovancılar ya da Karakoçan ilçesi değil, depremin merkez üssü Bingöl Adaklı efendim. Evet, Elazığ'da da hissedildi. Geride bıraktığımız dakikalar içerisinde saat 23.35'te merkez üssü Bingöl Adaklı olan saat 23.35'te meydana gelen 4.1 şiddetinde bir deprem oldu. Deprem Karakoçan ve Kovancılar ilçelerinde de hissedildi. Öyle görünüyor çünkü o bölgelerden izleyicilerimiz mesaj atıyorlar. Sallandık diye, deprem oldu diye
bu diyoruz ki merkez üstünde herhangi bir olumsuzluk yoktur. Yerin 5 kilometre altında meydana gelmiş olması da depremin şiddetinin daha da hissedilir bir derecede olduğunu gösteriyor efendim. Bu kapsamda mesajlarımız çok fazla olduğundan dolayı, deprem oldu diye mesajlarımız halen gelmeye devam ettiğinden dolayı tekrar edelim efendim. Saatler 23.35'i gösterdiği sırada, yani yaklaşık olarak 9-10 dakika önce merkez üssü Bingöl Adak'ta olan 4.1 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklama böyle. Yerin 5 kilometre altında meydana gelen deprem Elazığ'ın Kovancılar ve Karakoçan ilçelerinde de hissedildi. Umut ediyoruz ki merkez üssü Bingöl'de herhangi bir olumsuzluk yaşanmamıştır. Bu arada İstanbul Kartal Orhantepe Mahallesi'nde de 8 katlı bir bina bugün çöktü ve o binada maalesef kalanlar olmuştu o binanın altında. Ve o binada bir kez daha o kriz anında gördük ki biz Türkiye'de olası afetlere karşı halen daha kriz anını yönetme konusunda çok ciddi eğitim eksiklikleri var efendim. Bu kapsamda bina çöktükten sonra AKUT ekipleri, AFAD ekipleri çalışırken binanın etrafında hemen yanı başında işte onlarca vatandaş, meraklı vatandaş bağırıp çağırıyorlar. Halbuki o binanın etrafının hemen boşaltılması gerekiyor. Çalışmaların titiz bir şekilde yönlendirilmesi gerekiyor efendim. Evet. Kandilli Rasathanesi depremle ilgili bir düzeltme geçti efendim. Tekrar etmiş olalım. Kandilli Rasathanesi'nin şimdi güncellediği son bilgilere göre deprem Bingöl Adaklı ilçesi Karaçubuk bölgesinde 4.0 şiddetinde meydana geldi. Evet, aktarmış olalım. Hava durumunu soruyorsunuz, karı soruyorsunuz. Kar, yağış, evet, bazı bölgelerde var. Onları birazdan ekranlarınıza da getirmiş olacağız. Hava durumuyla ilgili son bilgileri. Ama şimdi kısa bir reklam arası. Reklamların ardından sizlerle birlikte olacağız. Evet efendim, son baskıdan tekrar mutlu geceler diliyoruz. Günü birlikte noktaladık. Yeni güne de birlikte başlıyoruz. Gün öne çıkan gelişmelerini aktarmaya devam edeceğiz. Az önce son dakika gelişmesini ekranlarınıza getirmiştik. Bingöl Adaklı ilçe merkez üssü olan 4.0 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Deprem yerin 5 kilometre altında hissedildi. Meydana gelen deprem Karakoçan ve Kovancılar ilçelerinde de hissedildi. Efendim tekrar edelim. Saat 23.35 sıralarında merkez üssü Bingöl Adaklı olan 4.0 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Deprem Karakoçan ve Kovancılar ilçelerinde de hissedildi. Merkez üssünden alınan ilk bilgilere göre deprem nedeniyle herhangi bir can ve mal kaybının olmadığı bilgisi ilk gelen bilgiler arasında. Yeni bir gelişme olursa aktarmış olacağız efendim. Evet, Elazığ'ın ekonomisine katkı sağlayacak Elazığ Besi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin kurulacağı müjdesi Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım'dan geldi. Vali Kaldırım, şehrimiz ekonomisine büyük katkı sağlayacak bu proje hayırlı olsun dedi. Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Elazığ'a 4. Organize Sanayi Bölgesi'nin kazandırıldığını duyurdu. Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Elazığ'ın ekonomisine büyük katkı sağlayacak olan 4. Organize Sanayi Bölgesi'nin bakanlık onayıyla kurulduğunu açıkladı. Vali Kaldırım yaptığı açıklamada, "İlimiz 4. Organize Sanayi Bölgesi'ne kavuştu. Milletvekillerimiz, ticaret odamız, ticaret borsamız ve belediyemiz ile birlikte yoğun gayretlerimiz sonucu Elazığ Besi İhtisas OSB bakanlık onayıyla kurulmuştur. Şehrimiz ekonomisine büyük katkı sağlayacak bu projeye hayırlı olsun," dedi. Vali Kaldırım, kurulacak Besi OSB'de 60 bin hayvan varlığı kapasiteliyle yılda 2 besi dönemiyle birlikte toplam 42 bin ton et üretimi gerçekleştirilmesinin hedeflendiğini söyledi.
Efendim bu önemli projenin şehrimize hayırlı olması temennisinde bulunuyoruz. Projenin ayrıntılarını ilk bölümde Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Ali Dumandağ'a da aktarmıştı. Efendim AK Parti Yasayı Başkanı Ramazan Gürgöz'e yeni yönetim kurulu oluşturmak amacıyla genel merkez tarafından yeniden il başkanlığıyla görevlendirilmesinin ardından oluşturduğu yeni yönetimi kamuoyuna tanıttı. Daha önceki yönetimlerde birlikte çalıştığımız arkadaşlarımız... Yeni yönetimi oluşturmak için genel merkez tarafından yeniden il başkanlığı ile görevlendirilen AK Parti İl Başkanı Ramazan Gürgöz'e oluşturduğu yeni yönetimiyle ilk kez basın karşısına geçti. Bilindiği üzere saygıdeğer Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız bir süre önce yüksek tasvipleriyle il teşkilatını yeniden oluşturma görevini şahsıma tevdi etmişti. Öncelikle saygıdeğer Cumhurbaşkanımıza, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve teşkilatlardan sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Sayın Erkan Kandemir'e şahsımıza göstermiş oldukları bu güvenden dolayı şükranlarımı sunuyorum, teşekkürlerimi arz ediyorum. Allah bizi bize güvenenlere karşı mahcup etmesin. Allah bu kutlu davada bizlere güç ve kuvvet versin. Önceki yönetimine teşekkür eden Başkan Gürgöz'e yeni yönetim kurulunu oluştururken deneyimiyle, birikimiyle, donanımıyla partiye katkı sağlayacak adeta güçlü bir takım oluşturmaya gayret ettiklerini söyledi. Sizler partimize çalışmalarınızla katkı sağlayacağınıza olan inancımız nedeniyle bugün bu yönetim kurulunda yer alıyorsunuz. Normal dönemlerdeki il yönetim kurulu üyelikleri çok fazla bilinmez, çok etki oluşturmaz. Ancak bir yerel seçim arefesinde seçime 54 gün gibi kısa bir süre kalarak oluşturulan bir yönetim haliyle Elazığ'da çok önemli bir yankı uyandırdı. Yeni bir merak, bütün birçok kesimlerde merak uyandıran bir yönetim kurulu oldu. Yönetim kurulundaki her bir kardeşimin yetenekleri, deneyimleri ve kişilikleriyle tercih edilmiş olduğunun bilinmesini arzu ediyoruz. Her biri birbirinden değerli ve kıymetli kardeşlerimizden oluşan bir yönetim kurulunu oluşturduk. 31 Mart seçimlerine dikkat çeken Başkan Gürgöz'e yönetim kurulu üyelerine seslendi. Bütün enerjinizi partimizin başarısı için harcayacaksınız dedi. 31 Mart yerel seçimlerinde sizlerin göstereceği gayret ve çaba elbette çok önemlidir. Bu süreçte il teşkilatı olarak en yüksek başarı elde etmek için ekip ruhu ve takım anlayışıyla hareket edeceğiz inşallah. Bugünden itibaren disiplinli ve planlı bir şekilde çalışmalara katılacaksınız. Başkan Gürgöz'e ilkelerini sıraladı. Adil olmalıyız ki adalet her yere yayılsın. İnsan odaklı olmalıyız ki her şeyin insan için olduğu bilinsin ve insanı yaşat ki devlet yaşansın bilinciyle hareket edeceğiz. Yenilikçi olmalıyız ki iki günü eşit olanın bizden olmadığı anlaşılsın, bilinebilsin. Etik değerlere bağlı kalmalıyız ki her işin en başını ahlaki değerlerin oluşturduğunu hepimiz bilmeliyiz ve topluma bunu göstermeliyiz. Yönetimde insan temelli olmalıyız ki AK Parti ile insan arasındaki ilişkinin sürdürülebilir olduğunu gösterelim. Halkın sesine kulak vermeliyiz ki iktidarlarımız sürekli olabilsin. Değerli arkadaşlar, bizim parti toplantılarımız aynı zamanda hepimizin, burada bulunan tüm kardeşlerimizin mahremiyetidir. Bu toplantılarda konuştuğumuz her hususa bizim mahremiyetimiz ve emanetimiz olarak bakmalıyız. AK Parti Başkanı Ramazan Gürgöz'e 31 Mart yerel seçimlerinin önemine vurgu yaparak seçimlerde partilerinin başarısına başarı katacaklarını kaydetti. Ve bu seçim hem ilimiz hem ülkemiz açısından çok önemli bir seçim. Merkezde Elazığ Belediye Başkan adayımız Şahin Şerifoğulları başta olmak üzere tüm ilçe ve beldedeki adaylarımızı teşkilatlarımızla birlikte çalışmalarına başladılar. Yoğun bir şekilde kampanyalarını da sürdürüyorlar. İnşallah hep birlikte bu seçim sürecini de zaferle noktalayarak partimizin başarısına yeni bir başarı ekleyeceğiz. Sizlerden bu süreçte özveriyle hareket etmenizi
örnek gösterilecek gayretli ve başarılı çalışmalar beklediğimi ifade eder. Yeni görevinizin tekrar hayırlı olmasını diliyor. Allah bizleri bize güvenenlere karşı mahcup etmesin diyor. Allah yar ve yardımcımız olsun. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Basına açıklamalarda bulunan Başkan Gürgöz'e yönetim kurulu ile ilk toplantısını yaptı. İfade ettiğim gibi bugünden itibaren... Evet efendim devam ediyoruz. AK Parti MKYK üyesi, Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı ve Elazığ Milletvekili Metin Bulut Partisi'nin Erzurum Teşkilatı'nın toplantısına katıldı. Milletvekili Metin Bulut, AK Parti stratejileri ve seçim kampanyaları hakkında istişarelerde bulundu. AK Parti MKYK üyesi, Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı ve Elazığ Milletvekili Metin Bulut, sorumlusu olduğu Doğu Anadolu bölgesinde teşkilat çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Genel Merkez Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir ile birlikte bir gün içerisinde Muş, Bingöl, Elazığ ve Diyarbakır'da temaslarda bulunan Milletvekili Bulut, bu kez de Erzurum'da bir dizi temaslarda bulundu. AK Parti Erzurum İl Ana Kademe Teşkilatı haftalık olan yönetim kurulu toplantısı ve yerel seçimlerle alakalı AK Parti stratejileri ve seçim kampanyaları hakkında Erzurum'da teşkilat mensuplarıyla bir araya gelen Bulut, burada kadın kolları ve gençlik kolları üyeleriyle istişarelerde bulundu. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'i makamında ziyaret ederek Başkan Sekmen'den şehirde yapılan çalışmalar hakkında bilgiler alan Milletvekili Metin Bulut, Erzurum'da vatandaşlarla da bir araya geldi. Evet efendim, kar yağışı ile ilgili haberlerimizin olduğunu, görüntülerimizin olduğunu ifade etmiştik. Han kendinden bir görüntü geldi. Şimdi onu ekranlarınıza getireceğim. Ardından Elazığ'daki hava durumu ile ilgili de bilgiler vermiş olacağız. Han kendide kar yağışı. Bülent Bölükbaşı göndermiş bir video. Şunu hemen göstermiş olalım. Bayağı da etkili görünüyor efendim. Han kendinden geldi bu görüntü. Kar yağışını görüyorsunuz. Oldukça da yoğun yağıyor Hankendi bölgesinde. Hankendi'de kar yağışı görüntülerini ekranlarınıza getirmiş olduk. Bülent Bölükbaşı izleyicimize teşekkürlerimizi iletmiş olalım. Bir başka izleyicimiz de mesaj atmış. Hankendi'de kar çok yağıyor. Yarın okullar tatil mi diye. Kar tatili diye bir gelişme yok efendim. Yağan kar, sulu kar tutmuyor yani Elazığ merkezinde. Ama Hankendi bölgesinde evet biraz tutmuş. Baskil bölgesinde etkisini gösteriyor. Baskil bölgesinde de beyaz örtüyle kaplanmış çevre. Yine Sivrice'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini gösteriyor. Efendim Elazığ şehir merkezinde şu anda karla karışık yağmur etkili oluyor. İlerleyen saatlerde bu durum etkisini tamamen kar yağışına çevirecek ve gün içerisinde kar yağışı etkisini göstermeye devam edecek. Yani sabah saatlerinde belki yağmur etkisini azaltırsa, karla karışık yağmur yağıyor şu anda, yağmur etkisini azaltırsa yarın sabah güne beyaz örtüyle uyanabiliriz. Tabii bu Elazığ'ın çeşitli bölgeleri için geçerli. Şu anda Elazığ'da hava durumu 2 derece, karla karışık yağmur etkili oluyor şehrin büyük bir kesiminde ama gece saat 2'den sonra özellikle yoğun demeyelim belki ama çünkü veri öyle demiyor. Elazığ'da gece saat 2'den sonra kar yağışının etkili olması bekleniyor efendim. Cuma gününe kadar da kar yağışı etkisini gösterecek. Meteoroloji verilerine göre Elazığ'da bu gece yani saat 2 itibariyle kar yağışı etkisini iyiden iyi hissettirecek. Cuma günü de yine kar yağışı etkili olacak efendim. Aktarmış olalım. Özellikle şu anda Hankendi, Baskir ve Sivrice ilçeleri beyaz örtüyle bürünmüş durumda. Şehir merkezinde çok beyaz örtülük bir durum yok ama öyle görünüyor ki ilerleyen saatlerde Elazığ'da kar yağışı etkisini aktarmış olacak, göstermiş olacak. Evet, devam ediyoruz efendim. Elazığ'da başarılı çalışmalara imza atan ve her kesiminden vatandaşın sevgisini kazanan Elazığ Eski Emniyet Müdürü Fahrettin Coşkun maalesef önceki gün vefat etmişti.
Elazığ Eski Emniyet Müdürü Fahrettin Coşkun için İzmir'de cenaze töreni düzenlendi. Düzenlenen cenaze törenine Elazığ'da uzun yıllar boyunca birlikte görev yapan şu anki Yalova Valisi Muammer Erol da cenaze törenine katıldı. 3 senedir Bitlis ilimizde emniyet müdürü olarak görev yapıyordum. Son çıkan emniyet müdürü kararnamesiyle de Elazığ ilimize atanmış bulunuyorum. Kısaca özgeçmişim, İzmirliyim. 30 senelik meslek hayatım var. 30 senelik meslek hayatım hep sokaklarda, dağlarda geçmiştir. Son 3-5 senedir böyle takma elbise kravatlı görüyorsunuz. Hep sokaklarda yetiştik. Halkımızla sürekli her gittiğim yerde iç içe oldum. Olmaya da devam ediyoruz. Bitlis'teki muhtar arkadaşlar ve en büyük destekçileri bendim. Evet, kendini kısaca böyle anlatmıştı yıllar önce. Dediği gibi hayatı hep sokaklarda geçti. Elazığ'da görev yaptığı süreç içerisinde de hep sokaktaydı. Vatandaş kafasını nereye çevirdiyse onu gördü. Devletin sıcak yüzünü gösterdi. Çocukla çocuk, büyükle büyük oldu. Bütün illerimize yayılmış vaziyette iş adamı, sanayici, işçisi, bunun yanında yurt dışına çıkmış şekilde Elazığ'ımızı merak eden çok vatandaşımız vardır. 2008 ile 2011 yılları arasında yaklaşık 4 yıl boyunca Elazığ Emniyet Müdürlüğü görevini yürüten Fahrettin Coşkun, zatürre rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybetmişti. Şunu da söyleyeyim değerli Elazığ halkına, bizim bu çalışmalarımız hiçbir zaman bitmeyecek, artarak devam edecek. Zehir tacirleri Elazığ'da, batı illerine ellerini kollarını sallaya sallaya uyuşturucu ticaretini yapamayacaklar. O konuda iddialıyız. Merhum Coşkun için İzmir'de cenaze töreni düzenlendi. Gazi Emir Gülhane Camii'nde öğlen namazına müteakip düzenlenen cenaze törenine katılım yoğun oldu. Merhum Coşkun'la Elazığ'da birlikte görev yapan dönemin Elazığ valisi, şu anki Yalova valisi Muammer Erol da cenaze töreninde merhum Coşkun'u son yolculuğunda yalnız bırakmadı. Cenaze namazına Fahrettin Coşkun'un eşi Silva, kızı Aslı, oğlu Volkan Coşkun ve yakınlarının yanı sıra İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, AK Parti Gazi Emir Belediye Başkan Adayı Nazmi Yılmaz, İzmir Elazığ Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Muzaffer Acar, eski Başkan Enver Ulucan, Elazığlı iş adamı Nejat Ak ve İzmir'de yaşayan Elazığlılar katıldı. Ardından merhum Coşkun için helallik alındı ve cenaze namazı kılındı. Helal ediniz. Helal olsun. Helal ediniz. Helal olsun. Allahu Ekber. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Kılınan cenaze namazının ardından merhum Fahrettin Coşkun, Sarnıç Mezarlığı'nda defnedildi. Medya grubumuz olarak Elazığ Eski Emniyet Müdürü Fahrettin Coşkun'a Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyoruz. Evet efendim, eski emniyet müdürümüz Fahrettin Coşkun maalesef zatürre rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybetti. Bu kapsamda Elazığ'da her kesimin sevgisini toplayan eski emniyet müdürümüz Fahrettin Coşkun'a bir kez daha Allah'tan rahmet diliyoruz. Ve devam ediyoruz efendim günün öne çıkan gelişmeleriyle. Bu kapsamda az önce Elazığ'da da hissedilen bir deprem meydana gelmişti. O depremle ilgili sıcak bilgiler gelmeye devam ediyor. Hemen o bilgileri paylaşmış olalım. Efendim saat 23.35'te bu gece Bingöl Adaklı
merkezli 4.0 şiddetinde bir deprem meydana gelmişti. Bu depremin hemen ardından saat yine 23.46'da, yani yine biz burada canlı yayın esnasındayken, saat 23.46'da Bingöl'de artçı bir sarsıntı daha meydana geldi. Bingöl Adaklı yine merkez üssü 2.7 şiddetinde bir deprem meydana geldi. 4.0 şiddetindeki depremin ardından 2.7 şiddetinde bir deprem daha meydana geldi Bingöl'de. Bölge sallanmaya devam ediyor. Geride bıraktığımız yaklaşık 10 dakika önce de Van'da bir deprem meydana geldi. Van'da da 2.3 şiddetinde bir deprem meydana geldi efendim. Öncesinde de yine Malatya'da da depremlerin olduğunu görüyoruz. Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgilere göre Malatya'da da gün içerisinde depremlerin olduğunu görüyoruz. Malatya'nın Arguvan ilçesinde de yine depremler 2.0 ve yine 2.1 şiddetinde gün içerisinde komşu şehir Malatya'da da depremlerin olduğu bilgisi şu an haber merkezimize ulaşan bilgiler arasında. Bu kapsamda bölgenin bugün oldukça hareketli olduğu görülüyor deprem noktasında. Bingöl'de ilk deprem 4.0 şiddetinde meydana gelmişti saat 23.35'te. Ardından saatler 23.46'yı gösterdiğinde Bingöl'de artçı bir sarsıntı daha meydana geldi 2.7 şiddetinde. Can ve mal kaybının olmadığı yönünde bilgiler var. Bu noktada deprem bölgesinde yaşıyoruz efendim. Evlerimizin, binalarımızın da ona göre yapılması gerekiyor. Tüm önlemlerimizi almakta fayda var. Evet, gelişmeler oldukça depremle ilgili aktarmaya devam edeceğiz. Efendim, ülke genelinde eş zamanlı olarak öncelik hayatın, öncelik yayanın sloganıyla bir kampanya başlatıldı. Elazığ'da da kampanya kapsamında Vali Çetin Oktay Kaldırım il protokolü ve öğrencilerle birlikte yaya geçidinden geçti. Yayalara öncelik istedi. İçişleri Bakanlığı'nca 2019 yılının yaya öncelikli trafik yılı ilan edilmesinin ardından ülke genelinde öncelik hayatın, öncelik yayanın sloganıyla bir kampanya başlatıldı. Trafik kurallarına uyuyorum ben. Her şeyi de yapıyorum. Herkes de trafik kurallarına uysun, ben uyuyorum. Kampanya kapsamında Elazığ'da da valilik binası önünde Vali Çetin Oktay Kaldırım il protokolü, öğrenciler ve vatandaşlar valilik binası önünde trafik ışığı bulunmayan yaya geçidinden karşıdan karşıya geçtiler. Vali Çetin Oktay Kaldırım yaya geçitleriyle alakalı bir farkındalık oluşturmak amacıyla kampanyanın başlatıldığını ifade etti. Türkiye'nin 81 ilinde ve bütün ilçelerinde trafikte özellikle yayaların önceliği konusunda bir farkındalık oluşturmak, bu konuda bir bilinç oluşturmak, toplumu bilinçlendirmek, sürücüleri bilinçlendirmek, bütün vatandaşlarımızı bilinçlendirmek, daha duyarlı hale getirmek, bir farkındalık oluşturulmak için bir etkinlik düzenlendi. İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu himayelerinde, şu anda kendisi de bir etkinlikte zaten bir ilimizde. Bütün illerde trafik ekiplerimiz, emniyetimiz, jandarmamız, burada okullarımız, Şehir Hayri İlköğretim Okulumuz burada. Çocuklarımızla, öğrencilerimizle, basın mensuplarımızla, kurum amirlerimizle, belediyemizle, bütün paydaşlarımızla bir arada bu etkinliği biz de ilimizde gerçekleştirmiş olduk. Vali Kaldırım, trafikte can kayıplarının olmamasının önemli olduğunu ifade ederek, önceliklerinin tüm kesimleri bilinçlendirmek olduğunu söyledi. Trafikte can güvenliği, mal güvenliği önemli. Hepsinden önemlisi hayatların kaybolmaması, canların kaybolmaması. Maalesef can kayıpları oluyor. Trafik emniyetinin, trafik güvenliğinin, yaya haklarının, yaya önceliğinin bunlardan kaynaklı sorunlardan dolayı maalesef trafik kazalarından kaynaklı ciddi şekilde dünyada olduğu gibi ülkemizde de can kayıpları oluyor. Yaralanmalı trafik kazaları oluyor. Ve maddi hasarlı trafik kazaları meydana geliyor. Tabii bizim burada önceliğimiz halkı bilinçlendirmek, vatandaşı bilinçlendirmek, şoförleri, sürücüleri, bütün kesimleri basınımız aracılığıyla, değişik etkinliklere, programlarla
bilinçlendirmek, daha bilinçli hale getirmek, daha duyarlı hale getirmek ve bu noktada alınacak tedbirlerle hem can kaybını, hem mal kaybını, hem de yaşanabilecek sıkıntıları en aza indirme noktasında çalışmalar yapmak. Son yıllarda trafik kazalarında önemli oranda düşüş yaşandığını ifade eden Vali Kaldırım, sürücüleri yayalara karşı daha duyarlı olmaları konusunda uyardı. Son yıllarda ciddi bir şekilde başarı var. Rakamlar aşağıya geliyor. Trafik kazalarında yaralamalı ve ölümlü kazalar daha da aşağıya geliyor. Bilinç artıyor toplumumuzda. Tabii bunu temelden öğrencilerimizden, çocuklarımızdan, yavrularımızdan aldığımız zaman ileride inşallah toplumumuzda daha duyarlı hale gelecektir. Evet efendim, devam ediyoruz. Gelen mesajlarımız var. Palu'da yoğun şekilde kar yağışı devam ediyor. İyi geceler. Bu arada deprem Palu'yu da salladı hafiften demiş izleyicimiz. Palu'dan da fotoğrafımız var. Onu da göstermiş olalım. Palu ilçesinde de yine deprem etkisini gösteriyormuş efendim. Palu'dan gelen bir fotoğrafımız. Bölge genelinde etkili olacağını ifade etmişti kar yağışının. Yine Han kendinden de bir videomuz farklı bir izleyicimizden geldi. Yine burası da Han kendi. Han kendinden de yine kar yağışı etkisini gösteriyor şu anda. Elazığ şehir merkezinde karla karışık yağmur, diğer bölgelerde kar yağışı şeklinde etkisini gösteriyor. Efendim, seçim ziyaretlerini sürdüren AK Parti Elazığ Belediye Başkan Adayı Şahan Şerifoğulları esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. AK Parti Elazığ Belediye Başkan Adayı Şahan Şerifoğulları seçim ziyaretlerini sürdürdü. Aday Şerifoğulları'nın bu defaki durağı Feyzi Çakmak Mahallesi ve Şehit İdris Doğan Caddesi oldu. Abla, iyi misin? Tanıdın mı beni? Benim adım da Şahin. Emin oldum. Evet, Feyzi Çakmak Mahalle sakinleriyle Cem Evi'nde bir araya gelen aday Şerifoğulları sorun ve talepleri dinledi. Yaklaşık 70 gündür sahadayız, çalışıyoruz, seçim çalışması yapıyoruz. Tabii burası kutsal bir mekan, siyasete çok girmeyeceğim. Daha çok sizlerin sorunlarını, taleplerini dinleyeceğim. Siyasete girerek sizlere saygısızlık etmek de istemem bu kutsal mekanda. Tabii öncelikle... Hızır oruçlarımız önümüzdeki hafta başlıyor ama tutanlar da başlayanlar da var herhalde. Rabbim tuttuğunuz oruçları kabul etsin. Allah razı olsun. Tabii siyaset yapmayacağız ama tek bir şey söyleyeceğim. Biz eşitlikten yanayız, adaletten yanayız. Her bölgeye, şehrimizin her türlü renklerine eşit mesafede durmaktan yanayız. Ben 70 gündür hep aynı şeyleri söylüyorum. Rabbim bana bu makamı nasip ederse ben bu şehri adaletli bir şekilde yöneteceğim. Her bölgeye eşit şekilde hizmet götüreceğim. 5 yıl boyunca beni buralarda sürekli göreceksiniz. İnşallah. Kesinlikle en güzel hizmeti sizlere sunacağız. Şerifoğulları'nın bir diğer durağı ise Şehit İdris Doğan Caddesi'ndeki esnaflar oldu. Sağ olasın. Allah kıyasın. İnşallah. İnşallah. Sağ olasın. İyi bozmayalım. Şehir bozmayalım. Nasılsın abi? İyi misin abi? Biz oraya gelecek ama... İşlerden bizim fırıncı ya. Evet. Yolda her zaman. Efendim, Milliyetçi Hareket Partisi Elazığ Belediye Başkan Adayı Profesör Doktor Bilal Çoban da seçim çalışmalarına devam ediyor. Milliyetçi Hareket Partisi Elazığ Belediye Başkan Adayı Profesör Doktor Bilal Çoban seçim ziyaretlerine mini terminalle başladı. Allah yolunuzu açık etsin demek ki herhalde en çok şoförlere yakışıyor. Allah sizin de yolunuzu açık etsin. Allah şehrimize de hayırlı bir sahip ve ülkemize hayırlı bir gelecek nasip etsin. Şoför esnafı ile bir araya gelen Profesör Doktor Çoban, kentsel dönüşümlerin gerçek manasını taşıyarak yapılacağını vurgulayarak hem cesuruz hem de yönetimden taviz vermeyeceğiz dedi. Bugün işte bazı mahallelerde kentsel dönüşüm adı altında çok köklü değişiklikler. Kentsel dönüşüm ama aslında uzun kentsel dönüşüm. Evsel dönüşümün dışında bir bina yıkıp yerine 3 katlı bina yerine 10 katlı bina yapma kentsel dönüşümü saymadığımız,
trafiğini de, altyapısını da, otoparkını da beraber kabul ettiğimiz ve o gün, bugün sizin doğru bildiğinizin o gün daha farklı alternatifler de üstlenebileceğini ifade etmek için geldim. Allah hepimize yardım etsin. Zor ve kutsal bir göreve adım atmışız. Özellikle vatandaşımızın çözülmez diye kabul ettiği ve kayıtsız şartsız kafasını kaldıramadığı birçok olayla da karşılaşıyoruz. Yapmazlar, vermezler, çözmezler, zorluk çıkartırlar vesaire falan söylemleri adı altında. Bazen iktidarın baskısı, bazen öyle hissetmesi, bazen iktidarı elinde bulunduranların hani bu yönde böyle bir eylem ve söylemi tabii ki insanlarımızın cesaretini kırmış. Başkan adayı Profesör Doktor Çoban daha sonra Manas Yayın Evi'nde yazarlar ve şairlerle buluştu. Çoban burada yaptığı konuşmada belediyeciliğin bahçıvanlık işi olmadığını söyledi. Belediyenin sadece bir bahçıvanlık işi olmadığını, sadece bir mimarlık işi olmadığını, sadece bir müteahhitlik işi olmadığını da bildiğim, sizlerle bir gelecek kurgulamak için aslında buradayız. Ben kendi çapıma sıracakları, sizin de normalde bizim yürürken el ele vereceğimiz noktaları ifade etmek, en azından çizgilerimizin neresinde olduğumuzla ilgili bir kanaat oluşturmak için buradayız. Burada oluşum benim bir Nisan'a kadar değil, bir Nisan'dan sonraki süreçle ilgilidir. Ben bir Nisan'a kadar yardım edin, ben seçileyim, şurasında durun, şöyle davranın diyecek hem kişisel pozisyonlarımız yok, hem de bu benim haddim olarak görmüyorum. Çünkü zaten siz bu şehri daha normal insanların gözünün dışında daha yukarıdan bakıp aşağı yukarı tanımlamışsınız. Benim müdahalem bu gerçeği değiştirmeyecek. Bütün şehrin belediye başkanı olmak istediğini ifade eden başkan adayı Profesör Doktor Bilal Çoban, bütün bir ilin başkanı olmak için şehrin her bölgesini çok iyi bilmek gerektiğini söyledi. Bütün şehrin tamamını 567 köyünden bir kez zorluyorsun ama şimdi siz o köylere girmeden belediye başkanı olamayacaksınız. Çünkü kültür orada, sanat orada, edebiyat orada, üretim orada, üretilmeyen orada. Yani salça niye gelmiyor, bulgur niye kesildi, kavurma niye gelmiyor, burada niye süt gidiyor? Yani bu dengeyi de bilmediğiniz zaman belediye başkanı olamıyorsunuz. Benim bir adım da attım, dedim ki ben 1 milyon Elazığ'ın belediye başkanı olacağım. O 1 milyon Elazığ'ın belediye başkanı olmanın dibinde daha dediğim gibi bir mantık dokusu da var. Elazığların peşine bu kez gitmek zorundasınız. İşte sizin gittiğiniz gibi tanıtım günlerine gideceksiniz, peynir ekmek günlerine gideceksiniz, iyi günde, kötü günde yanlarında olacaksınız, kendinizi ifade edeceksiniz. Dışarıdaki Elazığları siz benden daha iyi biliyorsunuz ki onlar hava durumunu daha çok seyreder, orjiyi daha çok özler, Elazığ biberine daha hasret kalırlar falan. Dolayısıyla onların o Elazığlılık ruhunun da bir bütünsel olarak olmasını ve onların zaman içerisinde 1 milyon Elazığ lobisi adı altında 100 kişiden oluşan bir lobiye dönüştürmek. Bu lobinin tıkanan siyaset ilişkilerini, tıkanan ticaret ilişkilerini ya da tıkanan bürokratik ilişkileri bu lobi üzerinden aşmak için orayı bir çekiş gibi kullanmak istedim. Başkan adayı Profesör Doktor Bilal Çoban son olarak MHP İl Başkanı Semih Işıkber'le birlikte ticaret borsasını ziyaret etti. İşte sivil toplumla bir toplantı başında bulunduğumuz, şurası güçlüyse Türkiye güçlü. Yoksa Allah için de bu tarım, hayvancılık konusunda eğer biz kendine yeten, ayağın üzerinde duran, yani yarın olacak hani içerisinde taşımayan bir ülke olursak emperyalizmle mücadelemiz daha kolaylaşır. Evet. Ama domates kaç lira olacak? Soğan bulabilecek miyiz? Etin kilosu kaç liraya? Hani tüccar da kazanamıyor, vatandaş da yiyemiyor. Yani, öyle bir ara bir dönem ki ya. Efendim İyi Parti ve CHP İttifak Belediye Başkan Adayı Ali Şekerdağ seçim çalışmalarını sürdürdü. Aday Şekerdağ seçim durağı Elazığ Sanayiciler ve İş Adamları Derneği oldu. Seçim çalışmalarını sürdüren İyi Parti ve CHP İttifak Belediye Başkan Adayı Ali Şekerdağ seçim durağı Elazığ Sanayiciler ve İş Adamları Derneği oldu. Dernek Başkanı ve Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya gelen aday Şekerdağ sorun ve talepleri dinledi. Sıkmadığımız el, gitmediğimiz kapı kalmayacak diyen aday Şekerdağ, STK'ların önemine değindi. Gezilerimizi devam ettiriyoruz, kendimizi ifade ediyoruz. Ben bu yola çıktığım zaman da söylemiştim, sıkmadığımız el, gitmediğimiz kapı kalmayacak. İnşallah
Rabbim nasip ederse bu ziyaretlerimizi sonuna kadar devam ettirip Allah'ın izniyle bu işi başaracağız. Buna inanıyorum. Değerli dostlarımın ve çok kıymetli STK örgütlerinin yaptığı işler gerçekten çok önemli. Biliyorsunuz STK'lar şehirlerde mensup olduğu kitleleri gerçekten o sıkıntılarını, var olan sıkıntılarını yetkili makamlara, yetkili mercilere taşıyıp Elazığ'ı daha olması gereken çok güzel bir ortama taşımak için üzerlerine gerçekten düşeni fazlasıyla yapan insanlardır. Bunlar kamu görevi yapıyorlar. Bu işi de çoğu Alazığ için yapıyor. STK'larımız gerçekten çok önemli işlere imza atıyorlar. Ben de oradan geldiğim için STK'ların o zorluklarını, o içinde bulundukları güçlükleri biliyorum. Ben kendilerine Elazığ için yapacağı hizmetlerin, bundan sonraki yapacağı hizmetlere de başarılar diliyorum. Her zaman kendilerine kol kola yürüyeceğimizi ifade ediyorum. Rabbim nasip ederse inşallah göreve geldiğimiz zaman da bu STK'larla çalışmamızı daha ivmesini daha çok artırarak, onların bu anlamlı duruşunu daha büyük bir anlam katarak Elazığ'a çok ciddi şeylere imza atacağımızı da ifade etmek istiyorum. Elazığ Sanayiciler ve İş Adamları Derneği Başkanı Mustafa Gökçe ise aday Şekerdağ'a başarılar diledi. Ali Bey belediye başkan adayı olarak değil, bizim geçmişten beraber olduğumuz, dost olduğumuz, arkadaş olduğumuz birisi. Kendisiyle 2009-2014 yılları arasında Elazığ Ticaret Sanayi Odası Başkanlığı'na, yönetimine seçildik. 5 yıl beraber çalıştık. Ben Ali Bey'i yakın tanıyorum. Ali Bey projeci ve meziyetli bir insan. Yaptığı işi iyisini yapabilecek çapta bir insan. Kendilerine çıkmış olduğu bu yolda başarılar diliyorum. Muvaffakiyetler diliyorum. Belediyecilik tabi biraz meziyet isteyen, ufuk isteyen, misyon isteyen bir iş. Bunları da ben kendisinde 5 yıl beraber çalıştık, kendisinde gördüm. Kendisinde bu meziyeti hissediyoruz, yapacağına da inanıyoruz. Elazığ'ın belediyesinin bugüne kadar yaptığı hizmetler malum ortada. Bundan sonra bu çıtayı daha yükseğe çıkartmak gerekiyor. Daha hizmetleri artırmak gerekiyor. Gelişen toplumlarda, ilerleyen toplumlarda artık her şey daha değişti. Şehirler daha ileriye gitmek zorunda. Elazığ'ın belediyeciliği sadece Elazığ'a at yapı getirmek değil tabii. Sadece çöp toplamakla olmuyor. Elazığ'ı sosyalleştirmek, cazibe merkezi haline getirmek, Elazığ sanayisinin ilerlemesine belediyecilik öncülük yapabilir. Bunların hepsi bir iş adamı olarak, bir Elazığ'ın en büyük bir STK'sından tecrübeler kazanmış bir insan olarak bunları başaracağına inanıyoruz. Ben Elsiyat yönetimi ve şahsım adına çıktığı yolda muvaffakiyetler diliyorum, başarılar diliyorum. Allah muvaffak etsin. Efendim, seçim çalışmalarına devam eden Saadet Partisi Elazığ Belediye Başkan Adayı Harita Yüksek Mühendisi Haluk Arslan yaptığı açıklamada şehirleşmenin çarpık olması emlak piyasasını da etkiliyor. Teknik birikimimizi Elazığ için uygulayacağız dedi. Her birimiz çok iyi birer insan olacağız. Değil mi? İnsanlara faydalı olacağız. Saadet Partisi Belediye Başkan Adayı Haluk Arslan seçim çalışmalarına devam ediyor. Arslan bu kapsamda Elazığ Lalezar Anaokulu'nu ziyaret etti. Elazığ Lalezar Anaokulu kurucusu ve Elazığ Cami ve Kur'an Kursu Dernekleri Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Şimşek ile bir araya gelen Arslan, anaokulu öğrencileriyle sohbet etmeyi de ihmal etmedi. Saadet Partisi Belediye Başkan Adayı Haluk Arslan ve beraberindeki heyet Elazığ Emlakçılar Derneği'ne geçti. Elazığ Emlakçılar Derneği Başkanı Hakan Albayrak'la Elazığ sorunları üzerine sohbet gerçekleştiren Arslan, çözüm önerileri hakkında da bilgi verdi. Elazığ Emlakçılar Derneği Başkanı Hakan Albayrak, Belediye Başkan Adayı Haluk Arslan'a başarılar diledi. Öncelikle Haluk Arslan Bey'e teşekkürlerimizi sunuyoruz. Derneğimizi ziyarete geldikleri için kendileriyle uzun bir sohbetimiz oldu. Allah kendisine razı olsun. Saadet Partisi Belediye Başkan Adayı Haluk Arslan ise yaptığı açıklamada Elazığ'daki yapılaşma sorununa değindi. Arslan, şehirdeki çarpık kentleşmenin emlak piyasasını etkilediğini de kaydederek,
Başkan olması halinde teknik birikimlerini Elazığ için kullanacaklarını söyledi. Emlak değerleri, şehrin gelişimi elbette ki şehirde yaşayan herkes kadar bu sektörde çaba sarf eden, sermaye harcayan, üretim yapan tüm paydaşları da etkileyen bir husus. Haksız ve adaletsiz yönetim anlayışını, özellikle imardaki uygulamaları, yanlış uygulamaları sohbet ederek değerlendirme fırsatı bulduk. Her zaman ifade ediyoruz, en büyük problemlerden biri diyoruz ki şehirde bir güven sorunu var. Yöneticiye karşı güven, yöneticinin şehir insanına karşı güvenilir olmaması, güvenilecek işler yapmaması noktasında bir sorun olduğunu burada da başkanımızın da az önce ifade ettiği sözlerinden anladık ki gerçekten her kesimin ortak problemi budur. Biz özellikle kentsel dönüşüm, şehirleşme, yaşanabilir kentler, insana değer veren, çevreye değer veren, doğaya değer veren, medeniyet üreten, kültür üreten, insanların hoşnut olduğu bir şehir, kent inşa etmeliyiz. Altyapısıyla, yayılmasıyla, yapılaşmasıyla, yapılaşmasının kalitesiyle, işte özellikle engellilerine, yaşlılarına saygı duyan, otoparkla ilgili, ulaşımla ilgili problemler için çözüm olan, kaldırımlarla ilgili gerçekten teknik ve doğru işler yapan bir anlayışa ihtiyacımız var. Teknik yönüyle de olaya hakim olduğumuz için seçimden sonrasından da yine aynı paydaşlarla beraber şehrin sorunlarını birlikte çözeceğiz. Üzerinde kafa yoracağız. Teknik birikimimizi, deneyimimizi uygulayacağız. Her şey çözüm noktasında gayret gösterecek uzman bir anlayışla çözülebilir. Efendim spor haberleriyle devam ediyoruz. Belediye meclisi toplantısında Elazığspor'la ilgili de konuşan Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, Elazığspor'a el atmamış olsaydık 3. lig takımı olurduk diyerek sahip çıktıklarını ve her zaman da yanında olacaklarını ifade etti. Elazığ Belediyesi Meclis toplantısında çeşitli konulara ve yapılan hizmetlere değinen Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, MHP Belediye Meclis Üyesi Osman Dilek'in sorusu üzerine Elazığspor hakkında da konuştu. Yanılmaz, 3 yıl önce Elazığ'a el atmamış olsaydık, takım şimdi 3. ligdeydi derken sahip çıktıklarını belirtti. Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, kapalı kapılar ardında kim ne konuşuyorsa onun cevabı verilir ifadelerini kullandı. Bundan 3 yıl önce eğer biz Elazığspor'a el atmamış olsaydık, Elazığspor bugün belki 2. ligde değil, 3. lige düşmüş olan bir takım haline gelirdi. Bu meclis, belediye başkanı olarak hep birlikte irade kullandık, Elazığspor'umuza sahip çıktık. O dönemin başkanı aramızda, Elazığspor başkanı aramızda ben tebrik ediyorum. Başı dik ve alnı ak olarak bir hizmet verdi. O dönemin as başkanı, o dönemin mali başkanı ve yine o dönemde yönetimde hizmet etmiş olan arkadaşlarımız aramızda. Elazığspor'un o dönemiyle ilgili kimin soracağı herhangi bir soru varsa Sedat kardeşimiz Elazığ'da, Elazığ'ın caddelerinde, Elazığ'ın sokaklarında, Elazığ'ın esnafıyla birlikte inanıyorum ki Elazığ Spor'un kasasına girmiş olan bir kuruşun dahi hesabını başı dik ve alnı ak olarak verecektir. Kapalı kapılar ardında değişik mihvallerde kim o dönemle ilgili bir şey konuşuyorsa bilsin ki bunun cevabı var. Cevap verilir. Ben Elazığ Spor'la ilgili basınımızı, Elazığ Spor sevdalarını, Elazığ Spor'a sahip çıkmak isteyenleri kapalı kapılar ardında değil, varsa bir soracakları şey açıkça
erkekçe, mertçe açıktan sormalarını buradan onlara sesleniyorum. Ayrıca bugünkü durumuyla ilgili biz milletvekillerimizle, vali beyle, ticaret oda başkanımızla ve kayyum başkanla birlikte bir araya geldik. Orada da çok net ifadeler kullanarak şunu dedim. Ben Mücahit Yanılmaz olarak ve belediye başkanı sıfatımla Elazığ sporla ilgili nereye gidilmesi gerekiyorsa, kiminle görüşülmesi gerekiyorsa, kimin ayağına gidilmesi gerekiyorsa, kimden yardım istenilmesi gerekiyorsa oraya giderim ve yardımı isterim. Bu noktada da Elazığspor'un her zaman yanımda olacağını da belirtiyor. Hepinizi muhabbette selamlıyorum. Evet, Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yılmaz'ın Elazığspor'la ilgili açıklamaları böyleydi. WhatsApp iletişim hattım üzerinden mesajlarınız var idi yine çok sayıda. Ben onları özellikle en sona sakladım uzun uzadıya rahat rahat okuyalım diye. Ancak WhatsApp iletişim hattımızın gelen mesajlar ve aramalar yüzünden maalesef şarjı bitti. Hakkınızı helal etmenizi istiyorum. Mesajını okuyamadığımız izleyicilerimizin ama il dışından ve yurt dışından bayağı bir mesaj vardı. Hepsine toplu selam göndermiş olalım. Efendim son baskıda biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Günü birlikte noktaladık. Yeni güne birlikte başladık. Yeni gün. Perşembe gecesinde de saatler 23'ü gösterdiğinde sizlerle birlikte olmak ümidiyle şimdilik tüm ekip arkadaşlarım adına mutlu, huzurlu geceler diliyorum.